iki dost. Alişan ve Lerzan Mutlu nasıl barıştı? Hani ayrılırken çok canım acıyacaktı. Alişan mikrofonu eline aldı. Yeni barıştığı Lerzan Mutlu'yla bomba gibi bir röportaj gerçekleştirdi. Şimdi hadi ben, sen buradasın program sahibi olarak. Bana ne oluyor? Seninle küsen bendim. Alişan ve Lerzan Mutlu neden bir türlü evlenemiyor? Çanta gibi taşıyacağım biri olmamalı yanımda. Lerzan Mutlu'ya kim şiddet uyguladı? Çok fiziksel şiddete uğradım mesela. Lerzan Mutlu'nun hiç bitmeyen, geçen yıllarla birlikte daha da büyüyen baba acısı. Baba deyince hep böyle benim burnumun direği hakikaten sızlar. Sana yasaklıyım kalbimin emri, kaçtım yüreğimle. Yüzleşemedim. Ve röportaj sonunda yaşanan şok gerginlik. Ay kıyamam buna be. Abi giyseydiniz birbirinize. Evet. Şu sana iki tokat patlatsaydı benim hatırım için. Lerzan Mutlu'nun kendisine ikizi kadar benzeyen annesi Reyhan Hanım yıllar sonra ilk kez kızıyla birlikte canlı yayına çıkıyor. Babam gayet sakin. Annem böyle yaptı, gene odaya geç. Oda. Şu hareket meşhurdu, bir de dilini sıçtı, dağına sıçtı. Hani geç, geliyorum gibilerinden. Annesi Reyhan Hanım bir türlü evlenemeyen kızı Lerzan Mutlu hakkında hangi çarpıcı açıklamaları yapacak? Yüzmin bekar Alişan'ı nasıl diline dolayacak? Hani ayrılırken çok canım acıyacak. Lerzan Mutlu'nun annesi Reyhan Hanım renkli açıklamalarıyla birazdan canlı yayında her şey dahilde. Çok dönenler gördüm ben. Lay lay lay. 23 Eylül'de Güneş Terazi Burcu'na geçiyor. Bu durum hangi burcu nasıl etkileyecek? Kimlerin yaşamında ve ilişkilerinde değişim ve dönüşüm yaşanacak. Bazı ilişkilerde birçok terazi için ünlü astrolog Nuray Sayar'ı çarpıcı yorumlarıyla birazdan canlı yayında her şey dahilde. Programımızın son günü, Allah'a çok şükür ki son güne kazası belası geldik. Hayırlı cumalar diliyorum. Atlattık. Öncelikle bizi izleyen herkes hayırlı cumalar olsun. Evet, en güzel günler, en güzel geceler. Ne gecesi kızım? Ellerin eni, ekranları başındaki herkese sevgilerimizi, selamlarımızı, en güzel duygularımızı yolluyoruz. Günaydın! Çok fazla bekletmeyelim onu. Ütüsü bozulmasın, şey çok güzel. Neyi bozulmasın? Ütüsü bozulmasın. Ütüsü bozulmasın. Bomba açıklamaları, bomba açıklamalarıyla benim çok sevdiğim değerli arkadaşım, güzeller, dostum. Güzeller güzeli. Güzeller güzeli Lerzan Mutlu geliyor. Acıyacaktı sensizlik yanımda.
yanacağım, geceleri yakacağım, seni de unutacağım. Ne karın ağrısı, ne gönül sancısı, seni ise döneceğin yok. Bir kibrit çakacağım, geceleri yakacağım, seni de unutacağım. Ne karın ağrısı, ne gönül sancısı, nasılsa döneceğin yok. Düştüm valla. 47. Ayakkabıyı görelim. Niye ayakkabı göstermiyorsun? Göster. Ayakları 35,5 olduğu için. Ay illa bir şey söyleyeceğim. Kotla gelecektim. Yemin ediyorum 4 gündür başımın etini yedi. Sakın giyin, kot giyme. Giyin, sabahleyin, sabahleyin diyor ki bana. Uyandın mı? Uyandın mı? Geliyor musun? Ne giyeceksin? Bak dekoltesi var mı? Bir dekoltesi. Ben senin için ne giydim? Annem yakışmış dedi ki, mı? Çok bak oğlum dedi, bak bir şey diyeceğim. Annem dedi ki oğlum dedi, Lerzan çıkıyor şimdi dedi, bu senin baştan ayağı dedi inceler bir şey yapar. Kutudan ayakkabılarımı. Kusursuz ol dedi. Her şeyimi çıkardı, takım yeni, gömlek yeni, ayakkabı yeni, her şeyim yeni. Allah'ını seviyorsan nereden aldın bunları? Söyleme de yani, hani önemli bir yer mi? Markasını gösterebilirim, bak ne yazıyor? Alişan yazıyor. Alişan yazıyor. Marka yok burada. Bak. Alişan yazıyor. Aa, ne olsun yani? Benim için ben yazıyor. Sana teyzesi dikmiş. Ne? Söyledi anne, teyzesi dikmiş. Teyzesi güzel dikmiş. Bir dakika. Ayakkabılar yeni kutudan çıktı. Onlar da yeni kutudan çıktı. Yemin ediyorum. Bak 18 senelik arkadaşım ilk defa şık giyinmiş. Alişan. Ya ama bir şey söyleyeceğim. Yapma, hep bu kadar giyin, bu kadar yapışkan bir çocuk olamaz. Yemin ediyorum size. Benim burada ne işim var? Ben ne karaktersiz bir insanım ya. Tövbe estağfurullah, öyle değil mi? Ama ben seninle küstüm de güzel. Ama çocuk özür diledi. Bir dakika, diledi mi? Ben duymadım. Canlı duymak istiyorum. Bir alkışlayayım, bir özür dilesin. Şimdi bu kızı ben 96 yılından beri tanıyorum. Siz konservatuar arkadaşınız. Konservatuar arkadaşım. İkimiz maalesef de konservatuarda aynı dönemlerde atıldık. O atıldı, ben de atıldım arkadaşım. İyi, çok güzel. Ben dedim Lerzan yoksa ben okumam kardeşim. Beni de attılar. Anlat. Tanışma hikayemizi de anlat. Duysunlar. Tanışma hikayemiz belli işte. Onu zaten şeyden anlatmıştım. Anlat ya. Onu VTR'de izleyeceğiz onu.
Neyse, küstüklerimizi anlatayım. Anlatamıyorsun değil mi şu anda? Küstüklerimizi anlatayım. Veteride sen kestiklerimizsindir. Bir kere mi küstünüz? Daha önce defalarca küstünüz. Bir kere mi? Yok, kaç kere? Biz bunu hep küsüyoruz. Neden? Biz bunu 6 ay küsüyoruz, 6 ay barışırız. Nedenini sor. Nedenini sor Çağla. Neden? Yazları küsüyorum, kışları barışırız. Ne bu Allah aşkına? Karasalı gittiğim gibi. Yazları kurar. Bir şey söyleyeceğim evet, ama tabii, bir dakika. Tabii. Niye küstüğümüzü bir sorun. Lütfen burada canlı yayında masaya yatıralım. Niye küstü? Niye küstü? En son küstüğünü söyle. Evet, ben hatalıyım. Hata bende. Hatanı söyle. Söyle. Televizyon programı yaparken televizyon programına çağırdı. O sağ olsun ben 18 ne zaman çağırsam senedir geldi. Ben onun hiçbir televizyon programına gidemedim mi? Gitmedim neden? Mi? Neden? Haklı mıyım? Haklı. Haklı mıyım? Haklı. Haklı. Haklı mıyım? Niye gitmedin? Bir türlü kısmet olmadı. Kısmet mi olmadı? Gözüme bak. Denk mi getirmedin? Getirmedin. Nedense o zamanlar hep telefonum bir ne o. Ama açık açık hep konuşalım yani. Niye gitmedin? Niye? Niye gelmedin? Vallahi kısmet o. Allah belanı versin. Gözüme bak. Ben onu çok seviyorum. O biliyor yani. Gözüme bak. Şeyden değil. Sana karşı bir... Ay şu an yılan gibi bakıyorsun yemin ediyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. Barışmamıza sebep bir insan var biliyorsun. Onu da es geçmeyelim hemşerimi. O da burada geldi. Servetçiğim. Canım benim. O olmazsa biliyorsun. Her seferinde barıştırıyorsun. Benim ne karım var onu da bilmiyorum. Biliyorsun barışıyorum işte. Arkadaş kazanıyorsun öyle düşün. Arkadaş mı kazanıyorum? Sana çok güzel, çok güzel ama lütfen sen... Bana sen hediye aldın. Hayatımın en pahalı hediyesini aldım. Bana. Ne aldın hayatının en pahalı hediyesini? Bana niye almadın? Ya gitmiş bu kendi beğenmiş. Bir şey söyleyeceğim. Deniz Serli'yi almıştır yemin ediyorum. Bir dakika ne aldın? Ne aldın? Bir yerden bir cüzdan beğenmiş. İlla onu bana alacak. Hiç almadı. Bana hiç öyle bir şey alınmadı biliyorsun. Hiç ben aldın öyle bir hediye. Almadın mı? Hiç ben vallahi öyle bir hediye görmedim. Ya, aldım diyor. Asla. İçine sahte bir şey koymuştur. Pamuk sıkıştırmıştır o. Hiç böyle bir hediye görmedim. Allah aşkına hediye getirin de verim şuna susun. Vallahi ben öyle bir hediye gördüm Servet. Şu ana kadar öyle bir hediye gördüm mü? Her barışmada bir hediye mi olacak? Ben de küsüyorum. İlk defa bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. 18 senelik arkadaşım günde 30 kuruş koydu kenara. Anca parayı biriktirdi. Suzan teyze söyledi. Kumbaranı topluyormuşsun. Bana bir tane hediye aldı da daha göremedik biliyorsunuz. Bir dolu paket gözüküyor gelecek, ama gelecek. İçinden ne çıkacak? Bugün sana çok güzel sürprizlerimiz var. Öyle mi? Birazdan Reyhan Hanım gelecek. Ay, evlendiriyor musun beni? Ne yapıyorsun? Anne. Çok güzel sürpriz deyince ben en güzel sürpriz... Bulalım mı kız? Olmadığını nereden biliyorsun? Belki nereden de vardır. Mi? Onları konuşuyor. Nereden buldun diyor. Duydun mu? Nereden buldun? Benim haberim olmadan birini mi buldun? Sonra sana haber mi vermek zorunda arkadaşım? Herhalde verdim. Peki sen neden ne olacaksın? Allah Allah. Peki sen ne olacaksın? Sen ne olacaksın? Olmadığını nereden biliyorsun? Güzeldi. Röportajı evet. İlk bölümünü bir seyredelim ya. Hadi. Hiçbir masraftan kaçınmadım. Ben gittim röportajı yaptım. İzleyin. Alişan ve Lerzan Mutlu küslükleriyle günlerce konuşmamışlardı. Kısa bir süre öncesine kadar bir daha asla barışmaz denilen iki ünlü ismin aralarındaki buzlar eridi. Alişan mikrofonu eline alıp yeni barıştığı Lerzan Mutlu'yla çok özel bir röportaj gerçekleştirdi. Alişan, Lerzan Mutlu küslüğü nasıl bitti? Lerzan Mutlu'dan bomba açıklamalar. Evet, haftalardır beklenen an geldi. Şu anda Lerzan Mutlu Her Şey Dahil stüdyosunda ama biz onunla 3 gün önce buluşup bir röportaj yaptık. Peki bizim bu yüzsüzlüğümüz olacak. Alişan küslüklerinin kısa sürmesini bakın neye bağlıyor. Dostlar kavga edebilir. Hı. En azından birbirlerinin arkalarından konuşmazlar. En azından birbirlerinin yüzlerine şeyler söylerler. Benim gibi. Kabul et benim gibi. Ben de öyle. Peki bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Şimdi hadi ben, sen buradasın program sahibi olarak. Bana ne oluyor? Seninle küsen bendim. Hayır yani her şey yolunda da. Her şey ama daha... Biz seninle birbirimizin yüzüne baktığımız zaman kızaracak ya da işte konuşamayacak kadar aslında kötü hale gelecek bir şeyler söylemedik ki. Bakın bu iki eski dost nasıl tanışmış. O okulun yokuşunda gördüğümden beri tanıyorum. Bir arabadan indin. Senin kırmızı bir araban mı var? Evet. Senin de bej rengi bir araban. Ya beyazdı da kirliliklerinden bej olmuştu. Anlat bakayım heyecanlı anlat. Para yoktu arabayı yıkatamıyordum. Biraz böyle başladığı yere sen arabanı park ettin. Hı. Arabadan bir indin ki lan dedim bu kim dedim. Sonra seni araştırdım. Hı. Bana dediler ki Siirtli. İşte babası çok güçlü biri. Evet. Hani sakın ona bulaşma. Kızda da biraz manyaklık var. Ünlü
şarkıcı Lerzan Mutlu, üniversite yıllarındaki Alişan hakkında bilinmeyenleri açıklıyor şimdi de. Şıp sevdi. Ya bunu söyler. İşte bak söylüyorum. Şimdi buna birebir şahidim. Ne kadar gıcık olsam da doğru şeyleri var. Mesela o zaman bir kız arkadaşı vardı. Yaklaşık 5-6 sene çıktınız. Tabii. Bu böyle değildi. Sonradan oldu. Ciddi söylüyorum. Böyle gayet süt dökmüş kedi gibi kantinde kızın ağzının içine baka baka oturuyordu. Alişan'la Lerzan Mutlu arasında çapkınlık tartışması. Sonradan bozuldu. Yemin ediyorum. Bak, bozulmadım. Şimdi diyorum, neyi bozuldum? Bozuldum. İlişkiler konusunda. Ayıp. İlişkiler konusunda şıp sevdisin şimdi. Şıp sevdilik değil yani. Arada mı bulamıyorsun? Suzi'cimle konuşuyorum. Aradığını bulana kadar da sürekli bir sirkülasyon halindesin. Olmaz. Ne yapacaksın yani? Arada bir es vereceksin benim bulana gibi. Bulana kadar devam edeceğim işte. Lerzan Mutlu'dan neden evlenmediğine dair bomba açıklamalar geliyor şimdi de. Aslında ben sanat camiasındaki gibi 1000 kere evlenebilirdim. Ama bana göre evlilikler değil onlar. Ben birazcık daha seçiciyim. İsteseydim 100 kere evlenebilirdim. Acaba ne gibi özellikler arıyor evlilikte? Benim standartımın altında olmamalı en azından. Artı mesela ben işe gittiğim vakit benimle gelmemeli. Çanta gibi yanında taşıyacağım biriyle asla evlenemem. Dan dan dan. Onun kendi işi olmalı, benim kendi bir dünyam olmalı, evde buluşmalıyız. Bir takım şeylerime de müdahale edebilmeli, saygı duyabilmem için sözünü dinliyor olmam lazım. Peki ya kıskançlık? Kıskançlık durumu? Çok kıskancım. Çok. Ben şahidim. Ama bir dakika, sevdiklerime canımı veririm ama benim olan ilişki yaşadığım birini paylaşamam. Tabii böyle, psikopatlığa kayıyor. Böyle evet. Psikopatlık yaptığın yaparım, bir şey yaparım. Var mı? Öyle bir olay var mı? Anlatır mısın? İstiyorsan sen anlat benimkileri. Adamın arabasının camdan indirdim. Hiç öyle bir şey yapmadım, benim arabam oldu. Çok kıskancım. Dilimden ismini söküp atar. Alişan şimdideler Tan Mutlu'ya şiddete maruz kalıp kalmadığını soruyor ve şok edici bir cevap alıyor. 19 yaşında şöyle bir fiske yemiş gibi olmuştum ama hani öyle bir fiziksel şiddet, büyük bir fiziksel şiddete uğramadım. Babandan falan hiç böyle babam, hani babamın lafı. Babam benim ailemde bir tek annem çok döverdi beni. Annem tarafından. Ellerine sağlık Reyhan teyze ama az dövmüşsün. Annem tarafından çok fiziksel şiddete uğradım mesela. Annem beni feci döverdi. Hayatta en çok herhalde annemden şiddet gördüm. Aslanım gör ya. İlk bir de annem ısırırdı çok sinirlendiğinde. Ben de çok terk edeceğim. Ben de. Bu kez Lerzan Mutlu eline mikrofonu alıyor ve roller değişiyor. Bir dakika bunu itiraf et. Ama her yerde söylüyorum. Annen karışıyor mu sana? Hayır karışmıyor. Söyle. Ama dayak yediğin oldu mu sizden? Çok fazla. Terlik mi? Terlik de yedim, kafama yıkanırken şey de yedim. Ne yedin? Ne o tas yedim. Acaba ünlüler dünyasından dostları var mı Lerzan Mutlu'nun? Bir grup var, bir topluluk var ve gerçekten onların arasında bazen diyorum ki benim bunların arasında işim var. Hiç bir yaşam tarzımız aynı. Ne okuduğumuz okullar aynı. Ne davranış şekli aynı, ne karaktersizliklerimiz aynı. Diyorum ki yok sen onlar için yapmıyorsun ki bu işi. Sen kendin için yapıyorsun. Senin kabiliyetlerinden dolayı yapıyorsun. Tek dostum Ebru Gündeş. Kim mesela dostlarını Ebru söyle? Çok severim. Yani benim için delikanlılık dendiğinde bir tek Ebru Gündeş'i geçerim. Başka da kadın olarak sayamam. Ne kadar yani anladın sen, seni severim. Konuğumuza çok iyi bakmış. Sorma. Eliyle yedirmiş yemekleri. Ha, tatlı mı ısmarladı? Konuşsana daha iyi. Ama açsaydın, aç olsaydın yani senin söyleseydin. Senin hayatıma müdahale etmen ne olacak? Bir şey diyeceğim. Orada diyorsun ki. Akıbeti açısından. Mikrofon ha, şart yani. Orada diyorsun ki istesem 100 kere evlenirdim. Evet. Evlilik teklifi aldığında kabul etmedin mi? Yoksa evlilik teklifi beklediğin adamdan evlilik teklifi alamadın? Ya da evlenmek yoksa istemedin mi o kişiyle? Yok ben. Yoksa yanlış adam mıydı? Çünkü sen benim de bildiğim bir uzun. Hatta iki uzun ilişkin var senin değil mi? Evet. Ve bu uzun ilişkiler sonuçta evlilikle sonuçlanır. Evet. Yani bir de senin gibi bir kadın
orayı bir aç biraz. Hayır, niye sonuçlanmadı? Niye sonuçlanmadı? Çünkü çok uzun bir ilişkim vardı. O işimi yapmamı istemiyordu. Üniversitede okuyordum o zaman. İşimi yapmamı istemiyor diye o olay bitti. Seni de çok iyi tanıdığım çok bir arkadaşınızdı. Çok aşık değildin demek ki. Çok aşıktım. Aa. Çok deliydim. Öyle. Ama ona rağmen bıraktı. Nereye gitsek yanımızdaydı. Ya. Bir gün ne oldu biliyor musun? Sevgililer gününde sevgilimle geçireceğim. Sevgilim Alişan'laymış. Ne? Evet. Beni ekmişler biliyorsun. Çok iki kız da almışlar yanlarına, yemin ediyorum. Ne? Estağfurullah, öyle bir şey yok. Ne? Dördünüz yemeğe çıkmışsınız yakalandınız. Ne? Nereye gittiğinizi söylemeyeyim Tarabya'da. Bak kameraya, bak Alişan kameraya. Alişan suratına bakar mısın? Bak kameraya, kameraya bak, mısın? Kameraya bak. Oldu mu olmadı mı böyle bir şey? Oldu galiba. Ne? Bir şey diyeceğim, o zaman küslerdi de o yüzden. Küslerdi diye siz başka... Kim hayır, kızlar? Hayır, bir hayır, kızlar hayır, kim? Kızları kız zaten hiç yok. Görme. Yok, kız falan yok. Ne? Şey, bu biraz şeydir, kıskançtır hayır, o konularda. Kızlar kimdi, onu bu, söyle. Bak, bu nasıl bir adamdır? Kız şeydir, kim de diyorum, onu söyle. Söyle, nasıl bir adamım ben? Söyle, anlat. Hepsi tanısınlar beni, hani söyle. Şeydir, böyle çok hasta kıskançlar olur ya, sevgilini işte telefonla ararsın. Olabilir, telefonda kadın mesela, aşık yani. Aa, beni rezil etti. Telefonda topuk sesi duyarsın mesela, kim o? Evet, öyle bir durumda. Yani? Hani evet. Tuvaletteysen git sifonu çek. İnanayım falan. O derece bir şeydir. Evet. O derece bir şeyi vardır. Ya o yüzden bunun zaten dereceleri vardır yani. Olabilir de ben şeyi merak ediyorum. Bir dakika. Bak, sevgililer ben... gününde Lerzan. Sevgililer gününde bunlar senin küs olduğun sevgilinle iki kızla küs beraber... Küs falan değildik biliyorsun. Küs gayet normal değil. Beraberdik. Aradım nerede buluşuyoruz diye. Biz buluşamıyoruz dedi. Benim bir işim çıktı. Ne? Gece gittim onları en sevdim biliyorsun. Dörde oturuyorlar. İki kız bir de ikisi. Tarabya'da kuytu köşeye bir de böyle şey yapmışlar, masa yapmışlar. Kızlara bir şey anlatıyorlar. Peki, bir şey karşılarına bir geçtim, beni görünce böyle kaldılar biliyorsun. Sen oraya mı gittin? Aa. Bastın. Evet. Abo. Ama hiçbir şey olmamış gibi şey dedi. Benim hayranlarım bunlar dedi. Şey, resim çektirmeye gelmiş. Senin hayranların da öbürüyle ne işleri var dedim. O da yanımdaydı dedi. Tesadüfen hepimiz resim karesine girdik dedi. Ne yapayım, sahip çıksaydın ne olur kocana, hadi. Aa, bak görüyor musun? Canım sen haklısın yani. Sen de neler sevgililer... Peki bugüne kadar kaç evlilik teklifi aldın onu söyle. Evlilik teklifi çok aldım diyemem. Çünkü benim öyle çok ilişkim olmadı. Yani ben bu camiada olup da herhalde en düzgün yaşayan insanlardan bir tanesiyim. Bunu sen de biliyorsun. Bir kere hani bizim işimizi yapıp ailesiyle yaşayan çok az insan sayabiliriz. Sen evlisin. Sen annenlerle beraber yaşıyorsun. Ben de. Dolayısıyla kaç evlilik teklifi aldın dersen en fazla ikidir ama beni en çok şu anki ilgilendiriyor. Ne? Şu an yeni birim var oğlum, bak çıldırtma beni. Ben niye bilmiyorum? Var mı şu anda biri Serhat? Bilmediğini istiyorsan burada benim numara yapma bana. Var mı Serhat? Bir şey biri mi? Bir şey mi? Hiçbir şey yok diyor o da. Şu anda yeni bir ilişkim var, bir evlilik mi? Sen şimdi başka olasın. Sen ne olacaksın? Sen ya ne olacaksın? Ya bir dakika Lerman, niye konuşuyorsun? Sen konuğumuzsun lütfen. Şeydi, ben burada allak bullak oldum, peki, rica bir ediyorum. Şey söyleyeceğim. Partnerin var mı yok mu? Süredir evlenmemesine nasıl bakıyorsun? Ya çok sen onu boş ver, sen beni boş ver. Sen konuş. Ay sen ne yapacaksın benim özel hayatıma? Hayatım sen konuş. Ama sen kendi söyledin beni şimdi ilgilendiriyor diye. Belki bir bakarsınız evlenmişim. Ha olabilir, var teklif var mı? Yok. Olabilir, bir bakarsınız sürpriz. Allah Allah. Alişan da bilmiyorsa bilmiyorum, çok yeni. Yemin ederim bilmiyorum, bunu şu anda ilk defa duydum. Çarpılacağını çarpılacağını. Nasıl bir adam? Sarışın mı, esmer mi, uzun boylu mu? Bir şey soracağım Alişan, sen şeye mi yatıyorsun, anlamamazlığa mı yatıyorsun yoksa? Kur'an evliya çapsın bilmiyorum ya. Tövbe de bilmiyormuş Lerzan. Bak bugün muharek cuma, çarpılacağız, yalan söylüyorsan. Ya zaten yakında sen çarpılacağım, bekliyorum öyle bir şey senden. Estağfurullah ya. Bir şey söyleyeceğim. Allah Allah. Öyle yani velhasıl Kerem bir süre ilişkimde ayrılmama sebep olmuştur Alişan. Peki annenin etkisi niye oldu mu? Annem çok karışır. Annem var ya, Suzan teyzeye diyorlar, Alişan'ın annesine diyorlar, melek. Suzan teyze bir melek. Neyine hani karışır? Diyorlar ki mesela Suzan teyze için Alişan'ın evlenmesini istemiyor. Olur Suzan teyze ya? İzliyorsa hiç alakası yok. Kaç kere geldi karışmıyor. Bizim programa. Kızlarla size bir şey söyleyeceğim. Numarasını mu söylüyorum, Alişan'ın bombasını patlatıyorum. Kızlarla çıkıyor, bakıyor. Yok istediği gibi değil. Ay annem izin vermiyor. Ay annem evlenmemi istemiyor. Hiç öyle bir şey demedi ya. Ay annem evlenmemi istemiyor. Şu an evliliğe hazır değilim. Vallahi demiyor öyle. Bana hiç öyle bir şey söylemedi. Sana demiyor. Bana var ya, ben kaç kere yalan. Hakikaten. Sen bana ayrı, ona peki ayrı bir şey konuşuyorsun. Yok kudum yalan. Evet. Şey şu an ortalığı şimdi germeye çalışıyor. Programın sonunda da biz aynı şey küseceğiz. Peki bir şey söyleyeceğim. Suzan teyze karışıyor mu sana? Ne? Suzan teyze karışıyor mu sana? Karışmıyor canım. Ha. Annen nelerine karışıyor? Ne oluyor annesi yavrum, evlensin çocuk tabii diye. Tabii canım. Bunun annesi ne diyor? Ne diyor? Benim mesela? Annem hemen ısınmıyor. İlk önce bir görüyor, ay hiç ısınmadım buna diyor. Ha. Bir anda ben biliyorsun, annesi nasıl ısınmadım diyor. Ay hiç kanım tutmadı diyor. Onun kanı tutmayınca bizim ailece kan tutmuyor zaten. Onun kan tutunca ay çok yaşa. Bizim ailece kan tutmuyor ama şimdi bir kanı tuttuğu var. Sizin ailede bir kan uçmazlığı var. Dur ben o zaman ben hapşırık hızına girdim. Bu hikayenin gerçeğini
Annene çok fazla canlı yayına çıkmadım. Bir kere çıktın. Hayatımda hiçbir yaptığım sabah programına anneler günü dahil olmak üzere annemi konuk edemedim. Hepiniz İstemedi, biliyorsunuz. Kabul etmedi mi? Hiçbir zaman kabul etmedi. Hayatında çıktı ikinci canlı yayın. İki ya da üçüncü. Beni kırmaz. Nasıl kandırdı bilmiyorum. Bakayım süslenmiş mi püslenmiş mi? Kadını öyle geceliklerle mi getirdi? Bir göreceğim şimdi. Beni kırmaz. Kocaman alkışlar. Reyhan Mutlu. Merhaba. Giyinmiş mi, süslenmiş mi? Bay bay Lerzan. Lerzan bay bay. Görüyorsunuz. Merhaba. Hadi. Böyle bir güzellik var mı? Maşallah. Ay teşekkür ederim maşallah. Canım benim. Maşallah. Çok teşekkür maşallah. Ederim. Harikasınız. Çok teşekkür ederim. Siz de kızınızın yanına alalım isterseniz. Tamam. Ama Lerzan bilemedim. Alın yani. İstiyorsan almayalım. Yok yok. Yok orası. Nasıl isterseniz. Şöyle bir. Bak hanımların ağzı açık annen kaldı. Geldi, çok toparlan. Güzel. Annen merhaba. Geldi. Güzel mi güzel mi? Annen geldi bir toparlansana. Bir elini öp bir şey yap. Zaten bu ne? Şuradaki ne? Şuradaki ne? Çocuk musun sen? Ne o? Balonlar falan. Lütfen dekorumuza şey yapmayalım. Rica ediyorum. Çok güzel dekorumuz var. Dekorunuz yıkılıyor. Ekibinize bayılıyorum hele. Ama o balondan değil. Seni kırmadım. Senin için geldim. Teşekkür ederim. Porselen olsun. Anne senin burada ne işin var Allah'ını seviyorsa? Hiçbir programıma gelmedi. Biraz öyle oldu. Vallahi bana çok ısrar ettiğiniz için geldim. Ben hiçbir yere katılmıyorum. Hayırlı olsun programınız. İnşallah başarınız devam eder. İnşallah. Şimdi tam sen gelmeden... Senin hakkında konuşuyorduk. Duydum. Diyor ki dayakçı anneye çıktı adam. Annem diyor çok fazla karışıyor işte şuna kanım ısınmadı. Gördüğü anda mesela benim buna kanım ısınmadı diyor. Gerçekten mesela öyle ön yargılı davrandığınız zamanlar oldu mu kızınızın oldu tabii olmaz karşı? Mı her anne yapar onu. Hissiyat meselesi ve annelerin bu hisleri tabii. Çok kuvvetlidir. Doğru çıktı mı peki? Çıktı. Hepsi doğru çıktı evet. Mı? Hiç yanılmaz annem hisleri çok kuvvetlidir. Siz nasıl bir damat istersiniz peki? Sakın anlatma. Allah aşkına anlatma. Kendime göre değil tabii. Yani her şey bana uymalısı, onun anlaşması önemli olan. Bak böyle burada çok adaletliyiz. Burada gördünüz süperiz. Ay kıyamam o çok asil bir kadındır. Evet. Yani ciddi söylüyorum. Mesela ben bir şey anlatırım ona. Anne derim böyle olmuş böyle. Ay iyilik olsun diyor olmuş. Ay ol anne ne iyilik olsun öldüreceklermiş mi bile. Ne olsun olsun iyilik olsun diyor olmuş. Öyle o yüzden hiç... enteresan yani gerek karakterlerimiz. Yok. Peki gerek zor, yok. Siz mesela kendiniz gerçekten hani Lerzan aslında zor bir kadındır. Hani o yüzden de belki aradığı eşi bulamıyor. Taşınması, kaldırılması, hani birine işte ona güven duyması, onun güvenmesi zordur falan diyebiliyor musunuz? Yoksa hani normal çok güzel bir çocukluk geçirdi. Gayet normal. Hani esasında Lerzan'ı çok yakından tanıyan onunla çok iyi anlaşabilir. Çok uysal esasında göründüğü gibi hiç değil. Hı hı. Evde çok mütevazi yaşayan, benimle çok iyi anlaşan, anlatılması çok güç. Çok güç. Yani, nasıl bir çocukluğu nasıl? Yani, çocukluğu evet. Da süper, mükemmeldi. Hani uslu çok, muydu? Evet, yani, evet. Yoksa şu an yani, biraz böyle haşarı ya. Zaman zaman böyle. Öyle şeyleri vardı, yaramazlıkları ama çok öyle aşırı değildi. Süslü bir kız mıydı? Evet, küçükken. Çok. Böyle çok. Geldi, böyle gidecek. Evet. Değil mi? Süsüydüm. Annemden çok cimcik yerdim. Biraz çok et sevmezdim. Aa, iki gün sonra yerine dönerdi. O kadar döndürürdü. Aa. Yemin ediyorum. Hızını alamadığı zaman ısırırdı. Ondan sonra şey mesela... Anneler yedirecek. Yedirmek için her şeyi yemezdim. Yapar. Et yemezdim. Etle hiç aram yok. Mesela bir yere giderdik yemek yemeye. Et gelirdi masaya. Annem tam böyle çatalla bana yedirecek. Annem kafasını babama döndürdüğü an peçeteye sarar yere atardım. Aşağısı kedi dolardı. Ay. Ay annem de kediden biraz korkar. Ne daya yani böyle bir döndürürdü iki gün sonra bu tarafa dönerdi yani o kadar yani iyi yemin yapmış, ediyorum iyi çok yapmış. Eli ağırdır oh, iyi yapmış. Ama sonra da ikimiz baş başa kaldık bana kaldı ya evet eskiden sorarlardı annemi daha çok seviyorsun babanı mı babamı derdim sonra annemle baş başa kaldık kaç evet. Yaşında baban vefat etmişti Allah'ın teyze 10 ben 10 yaşındaydım aha. Annen de çok genç yaşta annem 30 evet. Yaşında dul kaldı ve ama helal olsun yani helal olsun derken tabii ki yapabilirdi. Onun kendi tercihi olabilirdi. Başka birinin hayatına sokabilirdi. Aslında. Ama annen bütün hayatını babandan sonra sana adadı. Evet, aynen. Ve her yerde seninle birlikte. İnan sen annen olmasa... Ağlat kadın, ağlat. Yok, ağlamayacağım. Ama doğru. Teşekkür kadını. Ederim. Çok evet, teşekkür ederim. Peki sen annemi nasıl ikna ettin? Onu söyle bana. Ben ay, kendi programı ikna edemedim. Sen nasıl ettin? Gelmeyi beni... düşünmüyordum. Senin hatırın için Çağla. Çok teşekkür senince. Ederim anneciğim. Beni kırmadı sağ çok olsun. Mutlu olduk geldiğiniz için. Şimdi veteremizin
ikinci kalan bölümünü izleyeceğiz. Ama ondan önce ufak bir şey sormak istiyorum Reyhan Hanım'a. Biraz önce dedi ki sevgili Erzan, belki şu andakine onay veriyor olabilir dedi. Bu ne diyor? Bu şu anda bir şey falan var. Anne sakın bir şey söyleme. Birim mi? Yok söyle. Hayır izlemeyiz. Ama birim mi? Ay benim, bir dakika benim programım, ben de beter hazır olunca söyleyeceğim sana. Dur. Dur bir dakika. Anne sakın konuşma. Ama neden bir şey mi var Reyhan abla? Bilmem ki, olabilir de bilemiyorum. Bak annesini de önceden tembihlemiş. Niye benim sürprizlerimi bozuyorsun? Niye hayatıma müdahale ediyorsun? Bir şey varsa sen söyle, biz bipleriz onun altını. Oldu. Var mı sonra, ben sonra Bilal'e söyleyeceğim size. Bak Servet çok bozuluyor bir şey var deyince. Kardeşlerim beni korumak kolumak istiyor biliyorsun. Annemin gözüne bakıyor. Var mı bir şey? O kadar içine girememiş. Biz çok sır bir aileyiz lütfen. Biz çok sır bir aileyiz. Bir şey söyleyeceğim, sonra açıklayacağım. BTR'den sonra açıklayacağım. Yemin et. Görüyor, ben bundan ne çekiyorum ya? İyi tamam. Hayatımdan çıksana. Açıklayacağım dedi geçti. Açıklamazsam vallahi ben burada yemin ederim tepene. Veteran'ın ikinci yarısını seyrediyoruz, sonra buradayız. Sana yasaklıyım kalbimin emri. Baba deyince hep böyle benim burnumun direği, hakikaten sızlar. Kaçtım yüreğimle yüzleşemedim. Ersan Mutlu'nun hiç dinmeyen, yıllar geçtikçe daha da artan baba acısı. Hala gururumla ödeşemedim. Erzan Mutlu'yla Alişan'ın çok konuşulacak röportajının duygu yüklü yerlerinde sıra. Röportajımızın sonunda çok özel bir sürprizin sizi beklediğini belirtip, 10 yaşında babasını kaybeden ünlü şarkıcının o çok hüzünlü açıklamalarına geçiyoruz. Baba diyeceğim, sen bana anlat. Ah ah, bunu anlatmasam? Ama bunu anlatırsam ağlarım. O yüzden makyaj makmasın istiyorsan. Yok, seni ağlatmak için değil. Ben tek çocuktum. Ve hayatımdaki en önemli kahraman, hani kız çocuklarının kahramanıdır ya babaları. Hayatımdaki en önemli figürdü. Mesela elim çizilirdi. İlkokulda o kadar bana düşkündü ki, çünkü aslında babam hiç çocuk istemiyormuş. Ve ben 4 aylıkken hamile olduğumu öğreniyorlar annemler ve aldıramıyorlar. Elim çizilirdi mesela, okul açılırdı çivi paslı mı diye. Çok tetanoz olmuşluğum vardır. Çok röntgen, ondan sonra böyle oldu. Çok çok. Babam benim hayatımdaki en önemli, hala da öyle. Mesela bana annenin babanı da, babanı mı daha çok seversin derlerdi. Normalde anneme aşığım. O ayrı mevzu da, şimdi geber çek beni. Hep babamı derdim. Gözüm gibi bakıyorum şimdi senden kalanlara. O benim hayatım o kadar önemliydi ki, o kadar çok erken kaybettim ki. Mesela ben babam ölmeden hep şey derdim, babam ölürse kendimi nasıl öldürürüm diye düşünürdüm. Ki ufacık bir çocuğun sanki içine doğmuş gibi, o yaşta bir çocuğun babasının öleceğini düşünmesi doğru değil mesela. Hiçbir hastalığı da yoktu. Ve gerçekten de o öldükten sonra belki de hani hayatıma çok uzun süreler, en azından şu dönem için söylüyorum, onun yerini doldurabilecek kimse olmadığı için belki de hayatıma kimseyi sokmadım. Tek dileğim, cennette babamla buluşmak. Hani diyorlar ya, cennette ya da işte neredeyse, öbür tarafta neredeyse buluşmak ve görmek istediğim tek insan. Hayatımda herhalde şu anda el kolunu ver deseler, baban geri gelecek, hemen verebilirim hiç düşünmeden. Sıra geldi Erzan Mutlu'nun biricik anneciğine. Annesine olan düşkünlüğünü bilmeyen yok Erzan Mutlu'nun. Anne deyince adeta akan sular duruyor ünlü şarkıcı için. Annem bir tane, yani anlatabiliyor muyum? Annem bir yana, dünya bir yana, hayatında kafası kötülüğe basmayan, çok düzgün yaşayan, yapılan yanlışları cahillikle karşılayan, çok farklı bir kadın. Ama dediğim gibi o benim için, o benim çocuğum gibi birazcık. Erkek arkadaşlarıma karışır. Mesela ona bir şey anlatıyorum. Diyorum ki anne, bak diyorum böyle böyle olmuş. Bana şey yapıyor, karışıyor mu sana? Hiç. Hani kıyafetine, hiç, şarkılarına. Hiç. Bir tek evleneceğim. Durduralım burada. Devam edelim. Benim çocuğum gibi aslında o dediniz. Neden öyle? Çünkü çok annem çok naif bir karakter. Mesela, ay mikrofonunuz yoktu, pardon. Annem çok naif bir karakter. Dolayısıyla mesela o bir olayda hemen kendini geri çeker. Ben hep onu korurum. Dolayısıyla o anlamda söyledim onu. Siz onu böyle arkanıza alırsınız, evet, öne çıkarsınız. Evet, evet, aynen. Rahmetli babaya ne huyları çekmiş Erzan'ın? Bir
bütün huyları çekmiş. Mesela çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Annem ve babam, ben deliyim mesela, babama benziyorum. Annem sülalesiyle hiç alakam ama yok. Ama anneniz çok sakin. Bir tane evet, sakin lazım. Evet. Bir arada bir sakin lazım. Evet, tabii canım. Mesela annem başkasına nişanlıymış. Luna Park'a gidiyorlar. Babam da avukattı ve ders çalışıyormuş Luna Park'ta. Annemin ayakkabısı dönme dolaptan babamın masasına düşüyor. Aa. Yemin ediyorum. Ne? Kur'an çarpsın. Bir de anlatır mısın? Bak şimdi, annem biriyle nişanlı. 14 yaşında babası ölmüş, hemen birine nişanlandırmışlar. O zamanlar babası hani çok güzel bir kızmış. Babası ölünce hemen çok iyi bir aileyle nişan yapılmış. Sonra annem de arkadaşları ve annesiyle Luna Park'a gidiyor. Dönme dolaba biniyorlar. Babam da aşağıda avukat arkadaşıyla ders çalışıyorlar, okuyorlar yurtta. Annemin dönme dolaptan ayakkabısı babamın masasına düşüyor. Yemin ediyorum, bakın çok enteresan. Sonra babam annemi bir görüyor, ben bu kızla evleneceğim diyor. Tam ben işte. Anladın mı? Bu deliliği bana benzemiş. Sonra annemi takip ediyorlar. Bütün gece sokağın başında bekliyor. Ama diyorlar ki o kız başkasıyla nişanlı olmaz. Ondan sonra annem de tabii. O nişan atılıyor. Babamla bir ay içinde evleniyorlar. Biz de hep böyle bir ay içinde evlilik. Anladın mı? Ani. Anladın mı? Aniden. Bu senin ani böyle olmamış yani. Belli olmaz. Aniden böyle bak, pat hala diye. Hala belli olmaz diyor. Vetra'yı izledik. Şu an sen bana hatırlattın. Ben unutmuştum. Evet, anlatacaktın. Dinliyorum seni. İşte yani öyle aniden evlenmişler. Hayır evet, olmaz. Anlatman lazım. Neyi anlatayım? Evet, yeni ilişkini anlatacaktın. Ya da değil ya, Vetra'dan sonra anlatacağım diye. Ha, evet. Herkes seni dobralığında biliyor ya. Hadi anlat. Hadi. Var biri var. Aa, evet. Aa, biri var dedi. Biri var dedi. Alk işte. Çok konuşmayalım, nazar değmesin, öyle diyelim. Çok konuşmayalım, nazar değmesin. ama ne kadar zamandır? Ay, hiç onlara girmeyelim. Evet, çok konuşmayalım bunları. Bence de. Nazar değer. Sende biri var mı? Söyle bakayım. Yok, bende biri yok. Sende yok mu? Bende yok. Şimdi sende bu kafayla hiçbir şey olmaz. Başka, senin ilginç bir şeyin var. Babamı ölmeden... Ben hissettim mi dedin yoksa rüyanda mı gördün? Hayır, biz bayramda, düşünmüyordum. Bayramda tatile gidecektik. Şoförün gelmesini bekliyorduk. Sonra annemler valiz hazırlıyorlardı. Babamın hiçbir şeyi yoktu ama 51 kilo bir adamdı. Ve hani derler ya, kilolu insanlar kalp krizine daha yakın diye. Kalp krizi değil mi? Evet. Ondan sonra ben böyle tavanda annemler eşyalar hazırlarken böyle amcamların babamın cenazesini kaldırdığını gördüm. Sonra anneme gittim, mutfakta dedim, anne biraz sonra babam ölecek dedim. Saçmalama, ne biçim konuşuyorsun dedi. Yarım saat sonra babam öldü. Ne? Evet. Ve yarım saat sonra? Evet. Bu rüya mıydı yoksa? Rüya değildi, gerçekti yani. Bunu herkes biliyor. Benim hislerim biraz fazla kuvvetlidir de. Başka böyle olaylar geldi. Böyle bir şey dediğinde siz ne dediniz? Yani. Yok canım, öyle saçmalama dedim. Hayır, öyle bir şey olamaz dedim. Çok kızdı bana. Kaç yaşındaydın? 10 değil mi? 10 yaşındaydım. Çok kızdı bana. Saçmalama, ne biçim konuşuyorsun dedi. Bunu duymamış olayım dedi. Yarım saat sonra gerçekten kalp krizinden babam öldü. Ama bazı şeyler çocuklara malum olabilir. Evet. Ay, inanılmaz zor bir şey ya. Evet. Peki orada röportajda da sormuştum. Bunu hissetmek çok kötü bir şey aslında yani. Değil mi? Yani ben mesela... Başka bir şeyler oldu mu buna benzer hayatında? Yani ben... Ya da hissetmekten korktun, aklına geldi ama yok gitsin aklımdan falan, hani gerçekleşecek mi diye korktun, olmuştu mu? Evet, yani birçok şey oldu hayatında böyle ve buna da bir sürü sanatçı arkadaşım birebir şahit. Ya. Evet. Birazcık hislerim kuvvetli. Sen de şu hislerine sahip çık biraz ya. Ama niye güzel şeyler bazen düşünüyorum da bu biraz bir tek şeydi. Ay Allah'ım. Evet, biraz enteresan bir olaydı. Ama belki de çocuk hisleri, bilmiyorum. O anda ne düşündüm, onu gördüm bilmiyorum ama böyle bir olay yaşandı. İlk defa mı düşmüştün peki böyle bir şeye? Evet, hayatımda ilk kez ve sonra da halamın kızı vardı, Allah rahmet eylesin. Onunla da ilgili aynı şey oldu. O da aynı şekilde. O yüzden birazcık bana iyi davran. Tamam. Şey iyi davran. Seninle ilgili valla bir şey düşünürsem, şey yaparsa tövbe yani. Bir şey diyeceğim Reyhan abla. Küçükken ne düşünüyordunuz Lerzan hakkında? Hani babayla birlikte hani şu olsun, bu olsun. Baba avukat çünkü. Avukat olan insanların çoğu çocukların da avukat falan olmasını isterler. Hep evet, böyledir. Benden de iyi İster miydi rahmetli babası avukat olmasını? Ya çok küçük yer, o kadar şeyleri konuşmadık tabii o zaman. Ama rahmetli oldu. Ama 10 yaşında yine de, hani 10 yaşında yine sonuçta. Hayır, bir hayaliniz var mıydı yani kızınızla ilgili? Hayalim vardı tabii ki ama onun kendi tercihleri çok daha... Annemin mimar olmasını, mimar olmasını. Evet, mimar olmasını isterdim. Ama çok adam çizemiyorum işte, anladın mı? Orada bir problem var. O yüzden de annem hep mimar ol derdi. Ama ben de konservatuvarın imtihanlarına girdim. Girmez olaydım, sol taraftaki beyefendiyle tanıştım orada. Ama bir şey söyleyeceğim, Lerzan senden çok mutsuz. Bence bu arkadaşlık devam etmemeli. Bence de. Programdan sonra küselim mi? Zaten 2 haftadır ne istersen yapıyorum. Programda geleceğim diye. Her şeyi geçen yaptım. Gün. Şu anda programdasın biliyorsun. Bak buradan sonra. Terk et. Rating olur. Terk et seni. Asıl bir şey söyleyeceğim. Allah aşkına terk et. İki gecedir mesaj atıyorum ona. 48 saat elimdesin. Şunu istiyorum. Bitti. 18 saatin kaldı, şunu istiyorum. Bitti. Yolda gelene kadar neler yaptım ona bilseniz. Bitti. Öyle mi? İşte bu kadar. Onun programa arkadaşlığı gelene bu kadar. Kadardı. Görüyorsun değil mi? Her şey buraya kadar.
Peki bir şey söyleyeceğim. Sen onu bırak da lafı değiştirme. Biz seninle nasıl tanıştık onu anlat. Ama bir şey söyleyeceğim. Bir dakika onu anlattıracağım. Bir dakika. Alişan konuşmasın programda. Alişan zaten çok konuşuyor. Biz seni konuşturmaya çalışıyoruz ama sen de maşallah hep pası o tarafa atıyorsun. Şimdi sana Alişan'ın sürprizini getireceğiz. Evet. Biz o sırada sevgili Aziz'le sokaklarda Güllüm Show'u bir seyredelim. Seninle ilgili yaptığı röportajları sonrasında muhteşem bir sürprizle ekranlarınızda. Bak Aziz'e neler yapalım. Ay 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 ne güzel yerler. Aile güzel yerler buraları eskiden hep tutluktu. Hep tutluktu. Teyyareyle geldim Ankara'dan. Jetlag oldum. Uçak tuttu. Seni de sorayım. Çıkaradan bir yerin şişmesin. Lerzan Mutlu. Ne yapıyor ha? Yürü Allah seni kahretmesin. Kızı Lerzan Mutlu. Hayatta mutlu olmak için üç şey bana lazım. Üç şey olsun başka bir şey aramam demiş. Sence o üç şey nedir? Sağ olsun, hepsi sağ olsun, benim hanevedem sağ olsun, arkadaşlarım, hepsi insanlar sağ olsun. Eyvallah. Eyvallah, böyle mi mutlu olmasını bekliyorsun? Lerzan mutlu olmak için üçe beşe bakmam diyor, siz ne diyorsunuz? Biz de üçe beşe bakmıyoruz. Vallahi ya. Mutlu olsun. Yani üçe beşe bakmama durumu nasıl bir şey sizce hani? Yani biraz kafaya takmamak herhalde. Ha. Hani şey diyorsun hani bende olsa üçe beşe bakmazdı. Yani. Öyle yani. Mi diyorsun? Ama treni çoktan kaçırmış, bebek bile yapmışım. Maşallah, hadi. Biz bugün Lerzan Mutlu konuğumuz. Kadınların düşmanı yine kadınlar diyor. Sence doğru mu? Tabii kadınlar düşmanı. Kadınlar kadın. Kadın için süslenir yani. Kadın? Kadın için süslenir. Ne münasebet? Hiçbir kadın için süslenmedim vallahi. Öyle mi der? Hiç ne alakası var? Onu böyle değil ama. Senin fesatlığındır karşındakini çatlatmak için. Değil ama bir kadın, bir kadının gerçekten bakımına, giyimine dikkat eder yani. Bir kadın bir kadına dikkat eder. Ben sana hiç dikkat etmiyorum. 40 yıl görmesem arama. Sağ ol, sen tutma beni. Cevap verme. İyi bak. Lerzan Mutlu konuğumuz. Senin için neyi okusun? Ne olacak? Hangisini okusun? Hangisini okusun kız Allah aşkına? No, thank you. Elemanı sen mi? Yok, ben şimdi eleman olarak müracaat edeceğim lazım. Müracaat edeceksin. Benim adımı da ver. Peki. Buradan birini tanıyorum. Ama burada benim tanıdık doktorum yok da kabul ettirebileceğim zannediyorum. Ben kabul ettiririm. Kabul ettiririm sen. Hadi görüşürüz tutma be. Bugün Lerzan Mutlu konuğumuz. Tanırsınız. I don't understand. Ünlü televizyoncu. Yes, but I don't understand. What about? Geçen günü Kanal İstanbul'u sordum. Yayın hayatında başarılar dilerim dedi. I don't understand Turkish. Değil mi? Ben, sağ olun. Ben de başarılar diliyorum. Hadi sağ olun. Hakikaten. Çok güzel. Fehmi dal saldı buradan. Evet, teşekkür öpüyoruz. Ediyoruz. Bizi yine kahkaya çok seviyorum ya. Bana borcu vardı. Fehmi kapattı. Çok, çok, çok seviyorum. Buradan öpüyoruz kocaman. Çok o zaman öptüm. Bir şarkı dinleyelim. Bir şarkı daha bu şarkı, bu şarkı seni çok sevdiğim bir şarkı. Bu şarkıyı evet. Çok seven var. Bu arada Salih Hoca bizi izliyormuş. Ona da öpücüklerimizi yollayalım. Bu hadi şarkıdan bakalım. Sonra acayip bir sürpriz var sana. Ah. Sana. Söküp attım bedenimden seni seven her yerimi. Eğer öyle gidiliyorsa işte böyle de unutuluyor. Bırak her bir eşya.
attım bedenimden seni seven her yerimi. Eğer öyle gidiliyorsa işte böyle de unutuluyor. Bırak her bir eşya. Gidiyorum. Gidiyoruz biz. Ben onu alıp. Hadi. Ben onu alıp gidiyorum. Hazırlanmaya birazdan gidiyorsunuz. Birazdan giyindirip geliyorum. Ne giydiriyorsa bakalım bakalım. Bir kıyafetle gelecek ki. O zaman siz de buradayken ben Nuray ablayı çağırayım. Nuray abla gelsin. Biz o sırada siz yokken burada inanılmaz şeyler sohbet konuşalım. Edin. Siz meraktan çatlayın. Peki. Biz gidip geliyoruz. Nasıl geleceğiz Allah bilir. Gelin. Haydi gelin. Bakalım. Bye. Aile alkışlarla Nuray Sayar'ı geliyor. Nasılsın? Teşekkürler. Hoş geldin. Seni de öyle alayım istersen Nuray'cığım. Tamam. Hiç ayakta durmayalım. Peki. Arkamızı dön gelin Meryem Hanım'a. Böyle yanına tamam. Alabiliriz. Tamam. Peki. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olasın. Teşekkürler ederim. Sizin de program hayırlı uğurlu olsun. Efendim, çok ben çok teşekkür ediyoruz. Peki. Hemen başlayalım hemen istersen. Hemen başlayalım. Şimdi biz tabii bu 23 Eylül'deki Güneş Terazi Burcu'na geçiyor. Evet. Ve neler değişecek? Evet, neler kimleri olacak? Neler bekliyor? Nazar var nasıl mı bu bir aralar bizde? Üstümüzde nazar var mı? Şimdi Mars Yay Burcu'na geçti. Üzerimizde nazar değil. Tabii nazar hak. Ne var, tüm bir şey dinlerde var. De var olan bir şey. Şimdi 4 Ekim'de Merkür gerilemeye başlayacak. Artı Ekim çok karma karışık bir ay. Yapma. Neden? Özellikle Ekim ayının ilk haftası 8 Ekim'de yılın son ay tutulması Koç burcunda gerçekleşecek. 24 Ekim'de ise 2014'ün son güneş tutulması gerçekleşecek Akrep Boğa aksında. Şimdi tutulmalar olduğu gün hiçbir şey olmaz. Olmadan önceki 3 ay, olduktan sonraki 3 aylık dönemde bizim hayatımızı etkiler. Dolayısıyla Mars'ın da Yay burcunda olması aktivasyon ve kargaşalar, spekülasyonlar, artı Güneş'in Terazi Burcu'na geçecek olması, artı Ekim ayının 4 Ekim'de yılın son Merkür gerilemesinin Terazi Burcu'nda yaşanacak olması, şimdiden bizlere içsel ve duygusal ayaklanma döneminde olmamıza işaret etmekte. Hmm. Anlık kazalar, sakarlıklar, bunlar bu süreçte olabilir. Olsun. Her yaşadığımız yanlışla, kargaşayla tecrübe kazanıyoruz hayatta. Gölgesi başladı ya. Aynen. Var daha gölgesine. Dolayısıyla neticede tutulmaların verdiği etkiler
spekülasyonlar yaşatabilir. Dilersek nasıl bir süreçteyiz? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor bu süreçte 12 burcunuzla? Terazi. Terazi. Lerzan da kovadır. Kova. Evet. Terazi burcuna geçecek. Evet. Allah kesinlikle. Allah. Bakalım neler adalet, olacak etkileri. Adalet, adil duygular ön planda olacak. Dolayısıyla bu süreçte Ekim ayını karşılarken hepimizde birdenbire haklarımızın peşine düşme duygusuna girebiliriz. Gelecek? Evet yani. Ne kadar doğru işteyim, ne kadar doğru ilişkideyim. Birdenbire uykudan uyandığınızda sabah haklarınızı koruyorsanız bilin ki o terazinin vermiş olduğu etkiler adalet yani duygusundan kaynaklanıyor. Şimdi koçlar iş ve yaşamlarında verdikleri mücadelelerin karşılığını alabilme döneminde yaşam enerjilerini yükseltiyorlar. Bu dönem öyle bir süreçteler ki sadece sosyal ilişkilerinde ve arkadaşlıklarında ön yargılı olmaktan arınmaları gerekiyor. Özellikle sizi bir koçsanız hayatınızdaki kişiyi anlamaya, dinlemeye fırsat verin. Anlamadığınız, dinlemediğiniz takdirde olası tartışmalar, iletişim ve ilişkilerinizde dağılmalara neden olabilir. Yani öfkeden arınması gerekiyor koçların bu dönem. Terazi burcuna. Güneş'in terazi burcuna geçişini karşılarken mümkünse yaşam enerjinizi doğru işlere kullanın. Boş endişeleri, kaygıları ve huzursuzlukları aşmaya çalışın. Ya boğalar, onların sıhhat ve sağlığına her zamankinden daha fazla önem vermeleri gereken bir süreçteyiz. Astroloji bize ne zaman neyi yaparsak ne olur anlatır. İlla ki başımızda bu gelecek, şu gelecek, yarın bunlar olacak diye bir kaide yoktur astrolojide. Olan olasılıklara göre. O zaman ne yapıyoruz sevgili boğalar? Daha sağlıklı, daha sıhhatli, daha huzurlu yaşamak için bilinçaltımıza, düşüncelerimize, beslenme düzenimize, her şey aslında, spor aktivasyonlarımıza önem vermemiz gerekiyor. Yani ne kadar önemli ve değerli olduğumuzu kendimize ve duygularımıza hatırlatmamız gereken bir süreçteyiz boğalar. Ya ikizler, çabalarının karşılıklarını almak için mücadele verdiğiniz bir süreçtesiniz. Mars'ın da yay burcundaki etkisiyle birlikte, örneğin spor yapıyorsanız, ara verdiyseniz tekrar spora başlayabilirsiniz. Bu süreçte aldığınız kilolar varsa kolaylıkla verebilirsiniz. Başkalarının sorumluluğundan artık arınmak isteyebilirsiniz. Hiç olmadığınız kadar kendinizi özel görme ve düşünme sürecindesiniz. Hayatında ikizler olanlar partnerleri için, patronları için, arkadaşları için paniğe kapılmasın. Neden kapılmasın? Sonuçları iyi olacak mı yani bu? Kesinlikle çok iyi olacak. Sadece sosyal ilişkilerde ve arkadaşlıklarda bir ikizler için bu dönem biraz kargaşa dönemi. Hakkınızda çıkan söylentiler ya da önceden yaşadığınız bir ilişki sizinle alakalı bir başkasına yorum yapabilir. Lütfen eğer ikizlerseniz bu dönem bir arkadaşınız sizinle ilgili bir haber getirirse çok önemsemeyin. Kendi kulağınızla, kendi özünüzle hissetmediğiniz, duymadığınız hiçbir şeye takılmayın mümkün olduğunca. Ya yengeçler, onlar için aile, soy, aile büyükleri ve yuvanın çok önemli olduğu bir süreçteler. Özellikle yakınlarınızla olan ilişkilerinizde ciddi anlamda yüzleşmeler dönemine girdiniz. Yengeçlere tavsiyem bu dönem aile içi ilişkilerde mümkün olduğunca anlayışlı, istikrarlı ve uyumlu olmaya özen göstersinler. Hiçbir şeye kendilerini zorunlu, mecbur hissetmesinler. Ama iş hayatınızda sevmiyorsunuz işinizi, çalışmak durumundasınız ve zorunlu durumdasınız. Tabii ki ben zorunlu değilim, hadi ayrılayım demeyeceksiniz. Mümkünse sevmediğiniz kişilerin ya da sevemediğiniz işinizin iyi ve olumlu yönlerini görmeye çalışın. Ani ve öfkeli hareketlerden tamamen uzak kalmaya özen gösterin. Yani kaybetme, eğer kaybetme riskse ve risk olarak geliyorsa bu dönem kaybetmek yerine kazanmaya çalışın. Ya aslanlar, hedef belirlemek konusunda istikrarlı bir süreçtesiniz. Sadece günlük yaşamınızda, sosyal ilişkilerinizde
kargaşalar sürecinden geçeceksiniz. Özellikle bu dönem ve önümüzdeki hafta sonu mümkün olduğunca ani gelen davetlere, ani gelen arkadaş ziyaretlerine sonuna kadar kapınızı açın. Kendinizi sakındığınız ya da koruduğunuzu düşündüğünüz ilişkilerde birçok fırsatı bir arada yaşayabilir, birçok fırsatı bir arada oluşturabilirsiniz. Başaklara devam edeyim mi? Tabii ki. Peki. Sizler için hizmet ettiğiniz iş, sizler için hizmet aldığınız alanlarda düzenin ve disiplinin çok önemli olduğu bir sürece girdiniz. Sevgili Başaklar, özellikle birlikte çalıştığınız kişilere ne hissediyorsanız ya da neyi ifade etmek istiyorsanız aracı koymadan ifade edin. Çünkü bu dönem hizmet ettiğiniz işlerde ve alanlarda yanlış anlaşılma konusunda riskler sürecindesiniz. Çok az burç için böyle negatif şeyler söyledin. Genel etkisi bu mu aslında? Yani aslında... Hani güneş tutulmasının öncesi sonrası dedin ama ya. Ama herkesin tabii ki, kendi bir haritası aynen, var. Aynen. 12 yani. Burcumuz var ki... Ama genel böyle hep güzel şeyler söyledin aslında. Şimdi şöyle söyleyeyim. Olumsuzluklar bile bize güzellikler katar. Bana göre ay tutulmaları dağılma ve bitişlere nedendir. Ve hepsi hayırlı ederseniz, şeylere vesile yani, olur anlamında sonuçta bugün, böyle düşünmek lazım. Tabii ki bakın bugün kaybetmemek için dua ettiğiniz kadına ya da erkeğe yarın kaybettiğiniz için şükredebilirsiniz. Evet. Bana göre her bitiş bir başlangıçtır. Özellikle güneş tutulması yeni başlangıçlardır. Genelde terk edemediğinizi, bırakamadığınızı evren sizden alır. Artık değil ve mi? Yeni hani bir başlangıç getirir. O alır götürür kesinlikle. Yani artık. Evet, tamam. Ay tutulması ise duygularda değişimdir. Ay kadını, bilinçaltını, psikolojimizi, çocuklarla olan ilişkilerimizi temsil eder. Dikkat ederseniz geçen sene ne demiştim? Özellikle Nisan ayı, Mart ayında yılın ilk ay tutulması terazi koç aksında gerçekleşmişti. Nişanlarınızı, sözlerinizi, evliliklerinizi erteleyin demiştim. Birçok takılan yüzük atıldı. Birçok ilişki birden bitti. Çevrenizde de vardır ani ayrılanlar. Dolayısıyla şimdi tabii ki bitişler bize üzüntü verebilir, keder verebilir. Ama düşünsenize bugün biten veya sizi terk eden ay tutulmalarında genelde ayrılıklar olur. Tabii ki bir doğum haritasında tutulmanın olduğu alan sizin hangi alanınızı etkiliyor? Hmm. Sizler astrolojiye yabancı değilsiniz. Örneğin birinin beşinci evini kesiyorsa koç, güneş beşinci evdeyse çocuk, evin ilk çocuğu, iş hayatı, günlük yaşam, aşk yaşamı alanıyla alakalı bitişler yaşayabilir. Dolayısıyla bizler burada ekranda sizler davet ediyorsunuz. Minik tiyolar veriyoruz ama bir horoskop, yani bir yıldız haritası bu kadar kolay değil. Haydi bu olacak, şu olacak diye. Bunun ay düğümleri var, açıları var, evler var. Doğduğunuz saat çok önemli. Çok önemli. Kesinlikle her birey çünkü dünyaya bir doğum planıyla doğar ve gelir. Sizin doğduğunuz anda ufukta hangi burç yükseliyordu? Ay boşlukta mıydı acaba? Ya da ay küçülen ay fazında mıydı? Ya da dolunay fazında mı doğdunuz? Karışık işler. Gibi gibi. Çok. Karışık değil aslında. Çözümlendiği anda çok kolay, çok sizler kolay. Biliyorsunuz. Evet. Ama böyle dıştan yani dinleyince yani inanılmaz karmaşık geliyor. Ki ben çok fazla astroloji terimi kullanmadan çok anlatılır, anlatan, anlaşılır bir kısa kısa özetleyen bir dilde anlatıyorum. Hı-hı. Yani genel anlamda başakların, nerede kalmıştık? Başaklarda hizmet ettiğiniz kişilere çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ve hizmet aldığınız kişilere, yani birlikte çalıştığınız ya da beraber yaşadığınız ya da bir arada bulunduğunuz kişilerle ilgili beğenmediğiniz olaylar olursa bunu bir başkasıyla ifade etmeyin, söyletmeyin. Açık sözlü olun, şeffaf olun. Şeffaf olduğunuz takdirde hem hizmet ettiğiniz alanlarda hem hizmet ettiğiniz dengelerde kayıplara maruz kalmayacaksınız. Teraziler hayatlarının en zor sürecine girdiler. Ya. Yüzleşmeler sürecindesiniz. Terazi var mı aramızda? Ama bana göre, bana ben göre. Benim senin işin bu ay çok zor. Ama benim haritam güzel. Güzel. Şahane. Bir tane var terazi. Özellikle, başka var mı terazi? Kaldır elin diyor, sen terazisin diyor, dürtüyor şimdi, orada. Şimdi teraziler zor. Şimdi koç terazi aksında yaşanacak olan ay tutulması özellikle eski ve yeni arasında yüzleşmeler yaşatabilir, oluşturabilir.
Zorluklar bir sonraki günler için güzellikler getirir. Dolayısıyla bu dönem çok zorlayıcı bir süreç. Neden? Yüzleşmeler. Ama soru işaretlerinden arınırken, hissettikleriyle yüzleşirken aslında net kararlar da alabilecekler. Kaygı ve korkulardan da bu süreçte arınabilecekler. Yani zorlanmak, bugün için zorlanmak verirken yarın için büyük güzellikler de getirebilir. Büyük değişimler de getirebilir. Özellikle uzun bir süredir hayaliniz olan bir ev alma dileği varsa ve bir teraziyseniz, tutulma öncesinde yuvanızla alakalı yeni bir yatırım yapabilirsiniz, değişim gerçekleştirebilirsiniz. Ya akrepler? Akreplere geçmeden önce konuğumuz hazır. Bir barışma hediyesi aldığını söylemişti sevgili Alişan Lerzan Mutlu'ya. Gerçekten ben de bilmiyorum. Ama bu kadar gidip meşakkatli bir şekilde hazırlandılarsa bize de sürpriz olacak Reyhan abicim. Öyle mi? Davet edelim mi? Evet, evet. Lerzan Mutlu ve Alişan geliyor! Bana bir şey neler? Diyeceğim. Önce anneye bir şey sor. Gel. Çok gel. Güzel oldu. Yakışmış mı? Çok yakışmış. Evet. Evet. Valla çok güzel. Bir dakika. Peki ilk kez mi giyiyorsun? İlk daha kez mi giyiyorsun? Klipte giyiyorum. Klipte giyiyorum. Klipte giyiyorum. Bir şey diyeceğim, yakışmış mı? Annemi sırada gördünüz mü? İlk beni böyle görüyorsun. Ay aşk olsa. Anne gel bakayım yanıma. Annem de benden daha güzel biliyorum bu arada. Yok canım. Değil mi? Nasıl gelinlik yakışmış ama değil mi? Bu arada bir arkadaşımızın... O benim aşkım. Kolejden sınıf arkadaşımın en yakın arkadaşımın kızı. O benim aşkım. Geliyor. Talya, o da onun da birazdan bize sürprizi var. O da evet, Lerzan ablasının bir şarkısını söyleyecek az sonra. Peki bir şey soracağım Talya. Bir mikrofon alabilir miyim? Dur. Var mı Talya'da? Mikrofonu var. Aa, hazır gelmiş. Peki normalde gerçekten evlenirse böyle taşıyacak mısın kuyruğunu sen yine? Evet. Aa, o çok seviyor. Ben benim yanımda uyuyor akşamları biliyor musunuz? Ya. Sarılıyor bana evet. Dur şimdi çok... gelinliğe girelim. Bir dakika. Gelelim peki. Ne bu şimdi? Önce anne yakışmış mı? Yakışmış. En yakın zamanda evet. İnşallah. Böyle İnşallah. Bir Servet yakışmış mı? Gerçekten. Çok naziksin ama ben böyle çok böyle şaşırtalı gelinlikleri çok sevmem aslında. Bu da yani böyle güzel biraz ya. Sade bir şey olsun istiyorum ama hani biraz bol. Allah'ıma bin şükür. Çağla gibi zayıfım ben de. O kadar olmasa da sen tabii. Sen benden daha küçüksün yani. 47 kiloyum. Daha 47 böyle... kilo musun? Evet. Annem ben 60 kiloyum ama ya. Senin boyun daha çok uzun. Bir şey söyleyeceğim ve hani bu da güzel olmuş. Bunu bana ekip olarak yakışmış. Yani manası nedir bunun? Bunun manası biz dedik ki sen böyle bir gelinlik özlemin var. Yo hiç benim öyle bir özlemim yok. Benim ayrıca sana barışma hediyem. Barışma hediyesi bir arkadaşa gelinlik alıyor. O zaman barışma hediyesi. Şarkı söyle benim için. Ama ben böyle spontane bir şey istiyorum. Hatta prova yapmamışsındır. Beni benden alırsan ok. Hadi sen beni kırmazsın. Hadi sen ok. Ama beraber okuyun o zaman ya. O zaman birlikte bir şarkı okuyalım. Ay, Ali hadi bunu okuyalım o zaman. Sen şey yapıyorsun. Ama... Beni benden alırsan okuyun beraber. Peki provası ama benim tonumda okuyacağız. Tamam. Peki o zaman. Alalım. Hadi bakalım. Gelinlikle şarkı söyleyeceğim. Beni benden alırsan. Allah. Ses. Ses. Re. Evet. Türk müziği sol. Batı re. Beni benden alırsan, seni sana bırakmam. Yanı başımda olsan da, bir adım bile atmam. Kadrimi kıymetimi sana olan sevgimi bilmedin, bileceğin yok. Yalancı dostlarından
zalimin lafından geçmedin geçeceğin ya. Ve benden alırsan seni sana bırakmam. Yan başımda olsan da bir adım bile atmam. Kadrimi kaybetemi sana olan sevgimi bilmedin bile eyle ya. Yalan çekti. Bensiz aşkın neye yarar ki? Kaç kere kırdın, yerlere attın yaralı kalbim, affede. Hadi Alişan! Bu gönül ağzım kahrını çekti. Kaç kere kırdım yerlere at, yaralı kalbi affeder mi? oldum peşinden sürüklendim ben, çok mu değerli oldum? Bir aşk var bir de aşık, iç içe karma karışık, seninle hiçbir ilgisi yok. Yalancı dostlarından, el alemin lafından geçmedin geçeceğim. Bu gönül asıl kahrını çek. Bensiz aşk neye yarar ki? Kaç kere kırdım yerlere at, yaralı kalbim affeder mi? Bu gönül ağzım kahrını çekti. Bensiz aşkın neye yarar ki? Kaç kere kırdın yerlere attın yaralı kalbi, yaralı kalbim affeder mi? Vallahi. Ben de bir patlon eksik yani. Evet, takım erasimimiz başlamıştı. Evet, evet. Beşi birliği Servet'ten bekliyoruz diye bak. Yani şimdi öyle tabii arkadaş ama böyle de güzel oldu yani. Ne bileyim güzel oldu, ne bileyim sana, öyle geldi benim bana. Benim tipimde bir adam lazım, o adam kim bilmiyorum ama çok uygun oldu. Yok, senin bir eşin benzeri yok arkadaşlar. Senin tipinde biri bulamayız. Yani. Böyle bir şeyler. Böyle bir şey derken... söyleyeceğim sana. Bu arada ellerinize sağlık, süperdiniz. Provasız idare ettiniz herhalde. Yok, bir şey ya. Söyleyeceğim. Çağla.
Alişan'la biliyorsun benim hemşerim Servet her şeyime müdahale ediyor. Ederiz. Ay sana bir şey söyleyeceğim. Ay her şeyime karışıyorlar. Hayatıma biri girdiğinde ikisi mesela geçen gün telefonu çalıyor. İkisi arabaya kafasını sokmuş. İkisi de kimle konuşuyorum diye. Size ne ya? Ne demek bize ne ya? Aa, çıkın ama hayatımdan. Siz niye karışıyorsunuz olur ya? Olur mu canım yanlış biri olur. Ay Allah o kadın korusun. Çıkın hayatımdan. yanlış biri olur. Yanlış bir adam olur. Kadın size yani, yerim ben. Ona yanlış bir şey yapmaya kalkar. Bir de geçen gün sanki kiminle konuşuyorum diye. Mendil satan çocuklar gibi arabayla yarım kilometre peşimden koştun. Cam açık. Camı tutuyor bir de. Bak. Ay, kiminle konuşuyor da böyle koştum arabada. Yakalayamam. Aa, bıktım bunlardan. Çıkın hayatımdan lütfen. Bir gelmiyor. Şey söyleyeceğim. Duray hoş geldin. Talia'yı bir de dinleyelim ya. Talia'ya bak sen Talia. Şimdi Talia Lerzan ablası olacak. Yoksa onun şarkısını mı söylüyor? Şarkı söylüyor. Taklit yapmıyor. Bir tane böyle küçücük bir şey söyle. Kibrit'i söyleyeyim. Söyle bakalım. Kibrit hadi bakalım. Hani ayrılırken çok canım acıyacaktı. Sensizlik yanımda hiç ayrılmayacaktı. Çok gidenler gördüm ben. Çok yananlar gördüm ben. Çok sönenler gördüm ben. Çok yananlar gördüm ben. Hepsi birer birer dağıldılar. Pişmanlar ordusuna katıldılar. Son iki, üç, dört. Bir çakacağım geceleri yakacağım. Seni de unutacağım. Ne karın açtı ne gönlüm sancısı. Nasılsa göreceğim ya. Nesini seviyorsun en çok Lerzan ablanın? En çok. Kendisini. Kendisini. Biblo gibi oldu zaten sarı minik. O kız, küçük kızlar bayılır yani haliyle. Beni seviyor. Haline. Öyle bir şey seçmiyor yani anladın mı? Beni komple seviyor. Harika. Ha, anladın mı? Harika. Talya'mı alkışlayalım. Evet çok güzel. Haydi alkışlayalım. Lerzan istiyorsan. Sen de böyle olabilirsin. Ay çok yakışmış. Hangi yakışmış başta kalmıştınız? Yalan burcu geçti mi kovaya? Geçmedi. Kaldık. Yok hayır geçmedi. Yok geçme. Bu arada geçmedi. Duray'ı ben çok severim. Canım benim için çok kıymetli. Çok program yaptım. Mikrofonu yok. Mikrofonu. Çok uzun süren mikrofon yaptın ama şimdi program yaptın ama mikrofonsuz konuşamayacağını da. Mikrofon yaptım. Ne yapmışım çok uzun süreli. Hediyen nerede kardeşim? Lan hediye işte. Hayır öbür hediyen nerede? Öbürünü sonra ver. Öbür hediye ne? Öbür hediye ne? Ama bu ne barışmaymış Allah ya. Aşkına bir şey söyle. Bir şey söyle. Bir gelsene. Bir gel şuraya. Allah'ım beni oynattı bugün. Arkadaşım sizi gördüm ya bir gelsene. Neyi gördün? Dur bakayım. Şöyle bir fotoğraf çekelim. Yaprak dökümü Ferhunde Hanımlar olmadık. Ali Rıza Bey. Karısı. Güzel. Ay bak, ceketin yanacak. Çoğuklu çocuk ceketin yanacak. Şöyle bir fotoğraf. Ay alev aldın. Alişan dur. Lan ne oldu? Gel. Bir fotoğrafımızı çeksene Gürsel abi. Gürsel çek. Sen gel buraya. Talya sen yanıma gel. Çocuğu. Önce çocuğu al. Ufak şey bu. Neydi bu? Ay ben aldatılan kadın mıyım? Gel. Neyim ben burada söyle. Gel. Çocuğu yanınıza alın. Ha. Aileye bak. Dur ben de şöyle yapayım. Yalnız surat mağdur. Bak, bir de arkada kaynadı. Ben Ali Rıza Bey yalnız mağdur adam. Yalnız biz arkada şey. Lerzan. Çek Lerzan. Bir tane abi. Çek bir tane. Kimse hayır. Kaynanalar. Üç, iki, bir. Bak bana bak. Bana bak Alişan ya. Bir dakika Nuray'la ilgili konuşuyordum. Nuray gerçekten benim çok sevdiğim. O da burçtaşım. Canım Kova benim. Burcu. Aa bir dakika. Bir Kova şey Burcu söylemem. Deyince. Hayır bir dakika. Benim şaka ne oldu? Tamam onu anlatacağız. Dur kadın şeyleri anlatsın. Burçtan anlatsın şu an bekliyorlar. Bir şey söyleyeceğim. Nuray gerçekten canım benim batıda bir numara. Canım hakikaten benim. Çok uzun süreler çalıştım ve ne dediyse onu yaşadım. Canım. Şimdi ben neye sardım biliyorsun? Bir astroloji bilgisi. Hint'e sardım. Hint'e sardım. Selda Erdi var canım benim. O da öpüyorum çok. Onu. Çok şekerdir o da. Bütün yaşam koşulumu o yapıyor şu anda. Evleneceğim tarihe kadar ona soruyorum. İnşallah. Ama canım hakikaten benim. Batı'da Nuray canım bir benim. Numara. Canım haydi bakalım. Benim. Devam edelim o zaman. Şimdi akreplerde kalmıştık. Teraziler için dedik ki Koç, terazi aksında gerçekleşecek olan yılın son ay tutulması zorlayıcı bir süreç getirse de herkes haritasına göre nasibini alır ve yaşar. Ama hani tek bir burcumuz yok, 12 evimiz var çünkü. Özellikle şu süreçte akrepler tutulmalar öncesinde tutulmaları karşılarken Merkür'ün akrep burcuna geçmesiyle birlikte
Akrepler kendilerini zinde hissedecekler. İfade edemedikleri alanlarda kendilerini ifade edecekler. Yarım kalan işlerini tamamlayacaklar. Zorlandıkları her alanda başarıya doğru tırmanacaklar. Yanlış anlaşıldıkları konularda ise mücadele etmeden kendilerini ispat edecekler. Ya yaylar, Mars yay burcunda. Fazla kilosu olan yay kadınları. Spor yapmıyorsanız spora başlamak için çok iyi bir süreç, iyi bir dönemdesiniz. Kendinizle ilgili artan enerjinizi doğru alanlarda harekete geçirip kullanmanız gereken bir süreçtesiniz. Kendinizi ifade ederken özellikle aşk hayatınızda yaylar, öfkeden arınmanız gereken bir döngüde ve bir dönemdesiniz. Ay akrebi anlattın mı? Anlattım. Ay çok üzüldüm. Onu akrepler yarım kalan her şeyi geliştirecekleri bir süreçte. Ona boş ver şimdi. Tamamlanma. Şey yapmayalım, akrep yay ki diyor orada. Özellikle. Tamamdı. Akrep 12 Kasım'da. Ha tamamdı. Senin ay akrepte. Evet. Tabii ay akrep psikoloji. Dolayısıyla zaten gözlerdeki derinlik ayının akrepte olmasından dolayı var. Hı-hı. Ve algıların açıklığı, o medyumik yönün hepsi ay akrepte. Hissiyatların kuvvetli tabii, olması. Tabii rüyaları. Lerzan enteresandır astrolojide de. Hı-hı. Yani otursun sizin horoskopunuzu yorumla. Neyimizi yorumlar? Bakarak yorumluyor galiba değil mi? Gözlerde yani öyle bir baktı mı? Ve hakikaten öyledir. Hani birine baktığı vakitte ne burcu diye. Örneğin bu kızımız kesin yengeç. Aa! Evet. Pes. Tabii. Yengeç. Neden? Belli ama zaten o yanakları. Ayol neyi bakayım? Yengece benzer bir hali mi var kızım bunun? Yengece. Yengece mi? Yengecelere benzer bir hali mi var? Yok ama onda boğa etkisi de var. Bende boğa etkisi var. Ben yükselen boğa gücü var bende. O şeyi de. Boğa etkisi oradan geliyor. İlişkilerdeki istikrarsızlığı da onun boğa. Boğadan etti mi? Bak boğa sadık olarak bilinir. Aslında boğa gerçekli. Gerçek boğa sadık mı? Sen şimdi 4 dakika kaldı. Şimdi sana öteki burçlar. Okey. Oğlaklar için bu dönem hedef belirleme konusunda yanılgılar süreci. Ben miyim? Yanılgılar dönemi. Yani şöyle söyleyeyim. Hı. Kararlarınızı kendi adınıza verin. Hiç kimsenin etkisinde kalmamaya özen gösterin. Hazır yılın son Merkür Retrosu. Özellikle sosyal ilişkiler ve arkadaşlıklarda Merkür Retrosu'nun yani gerilemesini karşılarken, tutulmaları da karşılarken lütfen kimsenin dolduruşuna gelmeyin bu dönem. Hmm. Özellikle kimin sizin için ne düşündüğünü asla önemsemeyin. Sakin kalmaya, zihninizi ve bilinçaltınızı rehabilite etmeye özen gösterin. Endişelerden arının oğlaklar diyorum. Çok teşekkür ederim. Yani gelsiz endişeler yapmayın. Yükselenin ne senin? Neydi benim yükseleni? Yükseleni unuttum. Bakmıştık ama hatırlamıyorum. Ben hiç çok ilgilenmediğim için. Ben bir Nuray abla dinliyorum bize gelsen. Başka da hiç bakma. Kıyamam vallahi sana. Haritasına hiç bakmıştık ama ben de hatırlayamıyorum ben de şimdi. O kadar alakalı. Demek ki öyle bir şey vermiş ki kaydetmemişim yükseleni. 90 saniyede öteki burçları hatırlamazsan. Kovalar. Seni de hatırlamayacak. Yeni başlangıçlar konusunda. Kovalar. Emeklerinizin karşılığını alacaksın. Sen seversin kovaları. Özellikle birçok kova son 6 aydır hem ilişkilerde hem arkadaşlıklarda arınma, seçme dönemindelerdi. Şimdi artık öyle bir sürece giriyorsunuz ki her şeyi siz seçeceksiniz. Seçilmeye izin vermeyeceksiniz. Maddi konularda ise sadece Ekim ayının ilk haftasında elinizden çıkartacağınız paralara dikkat edin. Yani harcamalara dikkat edin. Merkür gerilerken yapılan alışverişler boşa gidebilir. O yüzden cüzdanınızı, kartınızı evde bırakıp çarşıya çıkın. İhtiyacınız kadar para yanınıza alın. Para da almıyor, aynı kart da almıyor. Hiç ona söyleme bunu. Ya balıklar? Balıklar için tamamıyla gizli düşmanlıklara karşı dikkat edilmesi gereken bir süreç. Sizin için sır olan, önemli olan hiçbir şeyi bu dönem kimseyle paylaşmayın. Sır nedir? Allah'la kulun arasındaki evet sırdır. Sırlarınıza karşı dikkatli olun sevgili balıklar. Bitti mi? Evet. Son 4 saniye, 3 saniye değil mi? Son bir şey bu Merkür yine mi geriliyor? Evet, 4 Ekim'de yine gerileme başlayacak. Kasım'ın ortasına kadar. Ama evet, 27 Ekim'e kadar ani başlangıçlardan kaçınmamız lazım. Lerzan hiç mikrofonsuz ama ben konuşuyorsun. Reklama gitmek istiyorum artık sana mikrofon demekten öldük. Merkür gerilemesini ben seviyorum çünkü yarım kalan her şey tamamlanıyor. Alişan Merkür geri yarım kalan her şey tamamlanacak. Bizim de reklamlarımız yarım kaldı. Kanalımızı yapıyorum, kanalımızı. Sonrasında buradayız. Kanalımızı efendim, yaprak dökümünden bugünlük bu kadar. Ben Ali Rıza Bey ve ailem hepinize.
Ay bana neler hayır yaptınız, gelinlik falan giydirdiniz. Çok güzel oldu. Şaka, şaka, şunu da söylemeden, canımsın, vallahi şu anda şunu da söylemeden kapatmak istemiyorum. Bana bir şaka yaptılar, ellerinde patlattım şakayı. O yüzden yayınlayamadılar. Yayınlayamadılar, bütün ekibe Timuçin, Ayça, onu da bir ayrı başka bir gün yayınlayın lütfen. Çünkü vakit kalmadığı için. Tabii, vakit yetmedi, gerçekten. Ha, evet. Çok evet teşekkür ediyorum. Bir kere Lazan'a bir teşekkür, teşekkür edeyim, ederim, bir alkış alalım. Hocaman alkışlar. Güzelliği, şarkıları, samimiyetini. Reyhan Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadı. Ben teşekkür ediyorum. Vallahi güzel. İnşallah hayırlı uğurlu olsun. Çok inşallah. İnşallah. Sen zaten hep bizimle birliktesin. Teşekkür ederim. Bir Terle sen bir şey diyeceğim. Okuldaki arkadaşlarına bir selam söyle. Mikrofon. Bir selam söyle okuldaki arkadaşlarına. Tamam. Söyle. Ama onlar ki hiç öyle izlemiyor. Hepsine çok selam söylüyorum. Bütün okuldaki arkadaşlarına selamlar. Tamam. Öptüm de. Mine bay bay diyeceğim çünkü benim Mine benim en iyi arkadaşım. Ay, tamam, Mine'yi de, var Mine'yi de buradan hadi öpüyoruz. Hayırlı hafta sonları diyoruz herkese. Biz pazartesi günü yine buradayız efendim. Her şey dahilden Halas Mal'da.